Words on my mind. Bir gün tahin yeriz, bir gün otele gideriz. Vay, sosyete pozları. You can't make me okay with this shirt. Merhaba. Yeni bir video. Amazon'a gidiyoruz şimdi. Sıyıklar şaka mısın? Kemerimin detayını göstermek isterim. Yüzük falan. Bu arkada gözüküyor mu? Gözükmüyor. Şimdi gözüküyor kaldı. Dur. Hepimiz business olduk ya. Hepimiz business olduk, evet. Gerçekten. Ya, ama Levent de olacakmış. Aynen, biz de birbirimize alıyoruz. Bunlar güzel olur arkadaşlar. Bintam Grand Otel'e gideceğiz. Bütün gün oradayız. Gidince çekelim. Evet, bugün 23 tane birbirinden değerli konuşmacımız var. Her birinin birbirinden değerli teknik, AWS ile ilgili detaylı konuşmaları var. Umarız beğeneceksiniz. Ben konuşmacılarımıza da birer artı şükür ediyorum şimdiden. Şimdi AWS'ın Community Day. Halkla buluşma. Çek istersen. Sufle burada. Community Day. Ve Sinecan. Masaya geç. Arkadaşlar burada Cloud'la alakalı çok firmadan bayağı bir şey aldık. Göster göster. Aynen. Firmaları da göster. Evet. Güzel. Şimdi konuşmalar olacak. Kahvemizi alıp onu dinleyelim. Bir şey demek ister misin Sinecan? Yani ben bu etkinliği biraz dedim. Siz böyle vesikalık gibi çıkıyorsunuz. Çok önemli ya, beklentide ne yapıyoruz falan diye bir tutumla karşılaştık. Gamze, bir şeyler söylemek ister misin? Kahve lezzetli. İsim vermeyelim. Tamam. Bilme ismi yok. Dur bakayım nasıl kahve. Güzel, güzel. Mesela Massimo Referio diye bir... Kişi Generative AI. Generative AI ile alakalı şeylerden bahsediyor. Siz de ilgilendiniz değil mi Generative AI ile? İş olarak. Yok, ha. Biz ikincisiniz arkadaşlar. Böyle bir network insanlara bakalım. Umarım bu video o algıyı kırar, biliyor musunuz? Evet, İki... gelin yani böyle şey. Bak, ikinci sene, cumartesi günü... Evet, her... Evet. Yani güzel farklı bir ortam, farklı bir şirkette göre de sosyal şirketleri tanımak sektörü geliyor. Aa, durun, bir şey deneyeceğim. Bu da öyle bir şey. Ya. Yapay zeka kendimizi intiharsın. Öyle mi? Ben de öyle. GPT 4.0'ı diyorsun değil mi? 4.0, pardon. Evet. Fark etmez. Aa, iyi yapın. Buraya tam şeyi koyar mısın? Işıl emojisi cloud. Cloud. Aynen böyle yaz. Ama şeyi söylemek istiyorum. Senin daha profesyonel bir... Değil mi? Değil bence. Şöyle böyle profesyonel de. Yani daha business. Biz mesela DFS'de bu kadar sırıtmamıştık. 42'den de çok gelen var. Evet. Onlara da selam söyleyelim. This is an example of a case study that we did with Trendyol, who are here in Turkey, and they saw some really great performance improvements from moving to Cilium and eBPF-based networking. It's really the power of eBPF that's creating this kind of performance improvement. We can also, at the same time as we're deciding what to do with network packets, we can figure out that maybe they don't meet a network policy, so we can use eBPF to create network policy engines and drop packets if they don't meet certain security criteria. Hangi noktadayım şu an kurumunda AWS Hub üzerinde bunları büyük büyük dashboardlarla aslında işte atak type'ları kaç tane request geldi, kaç tane request gitti, bunlarla alakalı logların analizi yine Athena integrasyonu ile vesaire yapılabilir. Sikçilik be. Kazanmış. Biraz sevebilir miyim? Hadi gidelim. Almaya gidelim. Tamam. Linux Penguin'i için. Linux. Kimden öğrendin böyle demeyi? Aa. Bir tane jeton verdim. Sinecan oynayacak. Ben Sinecan bir tane mavi çıkaracağını düşünüyorum. Sosyal medya ismi Emir. Çaldım. Aa, çok tatlış. Tatlış oldu. Olmadı mı? Nur'da da varmış. Başıma işim. Kendim mi olacağım? Aa, süper. Buraya alkış efekti yapsanıza. Çok güzel oldu şu an. Buse'ler de almıştı. Buse, siz de almıştınız değil mi? Siz de almıştınız. Siz de aldınız. Kim aldı? Sen oynayarak aldın. Hayır, ben oynayarak aldım. Sen bir tane abi yerime oynadı. Onun sayesinde aldım. Hadi ya.
Abi bu mu? Öyle, ismin var. Mutlusun yani? Evet. İyi, çok şükür. Sen mutluysan iyi. Yaşasın AWS. Vay. Ama GDS'i de var tabii. GDS. Sen AWS alanında yoksun ama değil mi? İstiyor musun pek cloud mu? İstiyorsun dedi. Olabilir. Sen çok inovatif bir insansın. Senden bekleriz yani. Ben yenilikleri açayım. Gamze. Kendisi GDS'ci şeyiyle geldi. Kulübüne sadık biri. Bekle. Bekle bir sakinleşsin, sonra bas. Sakinleşsin. Hayır, bir şansın yok. Kafası dargın. Ah be abi. Gamze niye olmadı ya? Niye olmadı? Vallahi bakalım yapabilecek. İşte bu. Buraya alkış efekti yaparsınız. Vallahi Şuradan. Gelip abi buradan alıyorsun. Buradan. Prize out diyor. Vallahi helal olsun. Bak buraya, bak buraya, bak buraya. Hemen zam. Bak buraya, çekiyorum. Alkış efekti yaparsınız buraya. Sinecan da orada, görüşmeler. Nur, Nur. Do you wanna say something for video? Hi. Hi. Just hi. Video işi bana, aa güzel çıkıyorsunuz. Video. İki penguen. Şu an şey gibi oldu böyle, presidentler. Vay, sosyete pozları. Look closer, man. Yeah, no. Okay, one more time. Aa, buraya one more time şarkısını koyarsınız. Yeah, I took more than one. Lan, dürbağ. Aa, pengueni. Ben onun ortada bir penguinim var. Ozan artık Linux alanına mı yöneleceksin demek oluyor bu. Öyle bir sinyal alabilir misin? Siberci mi? Öyle bir sinyal aldım. Foundation'da mı? Penguin çekiyor abi, bizi çekiyor. He, pardon pardon. Çekiyor hocam, aynen. Parsya'dan mı yiyeceksin? Kardeşim için. Parsya'dan mı? Biraderim için. Şey... Gir sen de. Girdim. Burası arkadaşlar. Şimdi mutlu musun? 5'e kadar Starbucks boş ver, buradayız. Tamam. Gel bakalım yemeklere. Wow. Arkadaşlar bunu alıyoruz. Okay. Aa, sushi var. Sushi de yiyelim. Şey, patlıcan değil mi? Tamam, sushi de var. Sushi. Böyle açık büfe yapmışlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, haleti ruhiyeleriniz nasıl? İyi. İyi misiniz? Memnun musunuz? Gayet iyi. Güzel, ben çok memnunum. Eğer seviyeyi düşürmek isterseniz şey yapabiliriz. Sırayla böyle düğünde insanları çekerken gibi bırakıyorlar ya. Baştan çekerek... Yani Memnun'a çekişime laf mı attın yani? Hayır. Ha, bir an öyle algıladım. Merhaba herkese. Merhaba. Afiyetler olsun. Tatlı almaya gittiler. Güzel bir deneyim oluyor. Çok mutluyum. Seni bizi buralara getirecek mi sen de? İşte senin sayende bu ortaklık. Evet. Güzel olur. Bir gün tahin yeriz, bir gün otele gideriz. Güzel bir gün. Güzel ama ışık güzel duruyor bu arada. Yaz bana yakışıyor bence. Ya hakikaten Türkiye'de bu kadar şık giyinen. Bir ben varım. Bir adam daha yok. Arkadaşlar öğleden sonraki etkinliğe kasıp kazanma makarasında kaldık. Çünkü fark ettik ki birazdan firmalara yönelik. Student or- şey değil, öğrenci ortamı. Aynen. Bir de bu community day'in arkadaşlar. Student community day olanı da varmış. Bize daha yönelik aslında. O bugün müymüş o da? Hayır, o başka zaman planlanıyor. Ona gideriz. Aynen. Ona gideriz. Ay, yemek bize yönelik ama onu söyleyelim. Yemek bize yönelik tabii ki yani, yemek. İnsana yönelik. Biraz da semizotu yiyelim. Güzel bir gün ama. Gelmeyen yine çok şey kaçırdı bence. Yemek sepetim mi var burada? Galiba. Burası tam şey zaten. Firma yeri. Levent, aynen.
Bu hafta tam 4 kere buralara geldim. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin. Açık etsin. Amin. Böyle bir sofrada da gidiyoruz. Kutlu okuduk ya. Anlayın diye Yasin okuyasın ya. Oku biliyorsan. Nihayet Hak Kürsü'de okuyalım. Neden sonra? Özümüzü unutmayalım arkadaşlar. Nice. Neymiş o ne? It's small. Which company? Souffle, Souffle. Souffle bizde de var, bizde de vermişler. My friend has said souffle. Arkadaşlar o kadar çok şey yaptı. Kanka şey bir tanesinin bedeni farklı evet. Böyle. Sormadan verdiler. Seninki small'du. Bana XX'ler çağırmışlar. Şimdi şurada Starbucks'ta kahve içeceğiz. Gün kritiği. Aynen. Gözüküyor. Arkadaşlar özdirek Starbucks'ta şimdi kutu açılımı yapacağız. Ben bunu alacağım. Arkadaşlar sütle. Sen seni mi topladın? Yakışmış bir şey. Yakışır. Değil mi? Vallahi yakıştı. Keşke sabahtan beri böyle yapsaydım ya. Baya yakışmış bu arada. Aa şu da çok tatlı. Evet. Bak sen bunu almadın. Bu ne? Kupa veriyorlar aldım. Neler almadım. Aa benimki farklı. Kanka oldu. Hayır o sütlenin bu besin. Sevindim. Kendi görebilirim. Niye koyamam? Tipik bir mühendislik. Koyarsın. Öğrencisi. Ben geçen de aldım. Yuvarlı var mı? Dolacak ya da koktu. Aa bana large gelmiş güzel tatlı. Kırılma da iyi. Bana gelmiş. Sarkana. Değiştirebiliriz. Değiştirebiliriz. Sanmıyorum. Niye çaldıya çekilmesin size? Ne yapayım lan? Yiyelim ya. Ama yani hediye sonuçta. Ya olur ben şey dedim. Sen seni yine ben large olursa daha iyi olur ya. Ben de dertlerim. Sade. Sade mi? Ha defterde var. Bence sütlenin ki çok güzel. Evet baya donanımlıymış. Teşekkürler sütle. Aa şey. Siz giyinin ben siz kolaj yapın. Özenilmiş. Sticker'ler de var. Bunu da bileğimin hakkıyla, Lidem'in tavsiyesiyle aldım. Yapıyorsun değil mi? Aslında tut dedi ve... Bu neymiş? AWS'in kendinin. Bir de bu çanta var. Ben ondan bir şey aldım. Ben bunu kim verdi bilmiyorum. Şöyle bir sıfır verdiler. Ha, Accenture diye bir firma verdi. Evet. Bayağı. Şeyden mi? Aynen. Aa. 1000 tane geldi istediğiniz. Benim buradakiler bu kadar. Diye bir şeyin tişörtü geldi. Bu ilk lütfen. Babama vereceğim bunu. Babacığım. Bir de şapkası varmış. Parni bizde en çok ilgilenen standtı. Onlara ayrı bir parantez aç. Bayağı güzel anlattı yani bize ilgilenmiş sağ olsun. Kibanı da vermişler. Bir de bir de iş kurmak lazım yani. Girişimli olmak lazım. Bir de Best Cloud diye bir şey. Bu AWS'in primary partnerim mi dedi? Prime partnerim öyle bir şeymiş. Belki anı kalmak istersin yani. Ayrımı teşekkür ederim. Tamam onları tamam, açıyorum. Tamam açacağım onları. It works on my machine. Ne güzelmiş bu. Şu an kendimi şeylerini hissettim. Yürüvan doğum günü hediyelerini açıyoruz herhalde. Ben değiliz ya. Kanka bu şey Best Cloud for me. Peki, farklı. Seninki nasıl? Ya arkadaşlar ben de şey var. Tamam. Seninkine çalışıyor ya. Arkadaşlar live geçince sıkıntı olmuş olabilir. Hocam var ama kitaba yüklemedim hocam. Bazılarını eksik yaptım ben. Şey çantayı kendine hazırladılar. Evet bu arada hepimiz. Kutluluk hepimizden ufak. Ablam 1000 yaşına da gelse çok. Çiçek gibiyim tatlı. Neyse bugün şimdi etkinliğe gideceğim. Nur'un toplantısı varmış. Şimdi birazdan Nur'u bekleyelim bakalım. Arkadaşlar İstanbul Üniversitesi'ne geldik. Tramvayla. Kötü bir deneyim. Biraz kötü bir deneyimdi evet. Şuradan gidelim şimdi. Turist annemi gezdiriyormuş gibi hissediyorum ama. Karşıya geçeceğiz şimdi. Bakın düzeldim. Ben
story çekmem lazım ya. Community builder, captain's shirt. AWS, I want it too. You stole my shirt. You can't make me okay with this shirt. I want sweet shirt also. Black one. I don't like purple. We will make our stickers because we couldn't find any scissors. Biyoloji fakültesi ne olacakmış? Konuşmacılarımızın ilkinin saati 1'de ama 12 gibi gelecek sanırım o. Böyle karşıya geçiyoruz. Su bilimleri buradaymış. Lan karşıda mıymış? Ha, şu fen fakültesi. Burada olacak. Diş hekimliği de var mı? İstanbul Üniversitesi. Burası çapa mı oluyormuş? İstanbul Üniversitesi Max alakam. Acaba bizi nasıl alacaklar? Ben onu da merak ediyorum. Direkt girebiliyor muyuz acaba? Neyse şimdi kahve içtik. Umur Bey'le. Bunların yanına gideceğiz çünkü ders vardı. Yaklaşık 12 yıldır IT sektöründe farklı rollerde çalışıyoruz. Daha az ama startup ve SMB segmentinde çok fazla müşteriyle iletişime geçiyoruz. Kompetitif nedir? Zaten bunlar çok doğru yanıt vermiştiniz. IT kaynaklarının internet üzerinden kullanılması ve on-demand olarak kullanılması. Yani talep ettiğiniz doğrultuda olabiliyorsunuz. Onlar aslında önceden bir planlama yaparlar. Serverları, senin söylediğin o gördüğün havalı odaları kurgularlar. Ve onlar için işte 10 yıllık, 5 yıllık, genelde 10 yıllık olur. Yani anlaşmalarla hem bakım anlaşmalarını hem alım anlaşmalarını yaparlar. Bilirsiniz, herhangi bir konfigürasyon yapmadan. Burada bir konfigürasyonla bunu sağlayabilirsiniz. Ortadakinde default olarak bunu sağlayabilirsiniz. Ve kontrol planlara bakacak olursak, kontrol planlar hep regional arkadaşlar. Yani sizin buradaki riskiniz farklı. Bir create bucket etme, bucket farklı bir yere gidiyor. Burada aynı yere gidiyor. Şurada örnek yani. Bir sanal sunucu açmak. EC2 AWS'in sanal sunucu mekanları gibi düşünebilirsiniz. Olduğunuz için hepimizin haberdar olduğunu düşünüyorum. Burada benim, istersen hatırlamadıysa ortak da olabilir farkında. Tamam, o zaman bunu isterseniz burada anlattıktan sonra doldurmak üzere bir scan ederseniz, bu da bizim için şöyle iyi arkadaşlar. Bizim yine işlerimizden bir tanesi de böyle sizin gibi gençlere ulaşmak, hem sizi dinlemek hem biraz bizi anlatmak. Burada da olur da işte bize geri bildirimimiz aslında, neyi daha iyi yapabiliriz şeklinde geri bildirimlerinizi alırsak bir sonraki bize daha iyi hazırlanarak geliriz. Ben aslında şey gösterecektim. Ben kod falan gösterecektim. O yüzden evet oraya şey yapmış, senin başını daha fazla almayayım. O yüzden teşekkür ediyorum Eylül Bey'in için. Uygulamanızı bu küçük uygulamayla doğru yazdıysanız belki 100 bin kullanıcıyı sövmedebilirsiniz. 1-5 dolarla vermeler. Doğru co-founder'ları bulamadığı için batıyor. Uygulamanız büyüdü. Siz business'a bakıyorsunuz. Uygulamanız büyüdü. Trafiğiniz büyüdü. Maliyetleriniz arttı. Teknik CTO aldığınız kişi Kubernetes demiyorsa, Carpenter demiyorsa yeni co-founder arayın. Bunu biliyor olmak bile size avantaj olacak. Yoksa benim bu 105 bin dolar ödeyen dediğim firma arkadaşlar 5 yıl boyunca ödemiş bu faturayı. 5 yıl boyunca nasıl bir ziyan var? Siz 5 yıl, 5 çarpı 12 çarpı 60 bin dolar bir kayıp. Koskoca firmanın gideri oluyor. İşte bu tür yerlere gidiyoruz. Cost her zaman önemli. Bu arada finalde şey yapabiliriz yani. Ben bir kod örneğim var. Bedrock ve Genial ile alakalı ne kadar hızlı olduğunu göstermek için. Ne kadar geliştirmek hızlı olduğunu göstermek için. Burada hemen bir 5-10 dakikada bir fikir geliştirip bunun API'ni yapabiliyor muyuz diyebiliriz. Kodunu hediyelerimiz de. Bedrock'ı nerede kullanıyor? Yaptığı şey şu, TikTok, Facebook, Instagram reklamlarınız var sizin. Ve bu reklamların doğru keywordlerle, doğru hedeflerle ve doğru bütçelerle yapılıp yapılmadığını analizini yapıyorlar. Bedrock'a istatistiklerini tamamen gönderiyorlar. Bedrock calculation yapıyor. Diyor ki sen TikTok'a şu keywordlerle, şu alanlarla, şu günlerde reklam ver. Instagram'a şunu şöyle yap falan diye. Şimdi bir şey yaptılar. Siri gibi. Konuşarak şunu yapabiliyorsunuz. Demosunu yaptılar ve sattılar.
arkadaşlar, etkinliğimiz bitti. Konular çok farklı ve hiç duymadım. Evet ama ve araştırmamız gereken çok fazla şey öğrendik. Bir dahaki etkinliklere siz de gelin arkadaşlar. Bizi yalnız bırakmayın. Şimdi Solution Architect'lerimizle kahve içmeye gidiyoruz. Bunlara sorularımız olacak, muhabbet edeceğiz. Networking Chilling Station. Arkadaşlar ama bunun etkinden çıktık. Üstüne Solution Architect'lerle birebir de görüşme de yaptık. Bizi merak ettiler bu arada, evet. Güzel, hani LinkedIn'den yazabilirsiniz falan diye ilgililerdi onlara. Buradan çok teşekkür ederim eğer izliyorlarsa. Şimdi kebap yemeye geldik. Bezdeciler İstanbul Üniversitesi'nin oradayız. Turistik yapıyoruz biraz. Ama daha gelmedi. En son buraya geldiğimde... Ne zaman geldiğimde? Tramvaya falan bindim. Sadece ifşa topluyoruz. Wow. Turistik oynuyoruz. Kanka. Utandım la, neyse çekmeyeyim bari. Nereye bineceğiz? Dur bakalım. Yeni kapı. Hacı Osman'a bineceğiz kanka. Yeni kapıya bineceğiz kanka. Yeni kapıya gideceğiz. Abi yeni kapı yok, Hacı Osman'a bineceğiz. Yeni kapıya bineceğiz. Ay harbi ben yok. Yeni kapı gitti. El salla. Tamam bir durak. Oradan evet oradan M2'ye gideceğiz. Yok Hacı Osman, ben staja giderken yapıyorum. Alayım bugün. Estağfurullah ama biraz. Dilruba. Ya biz hat diyeceğiz ya. Kanka dilruba ne demek? Dilruba gönül çalan kalpırsı demek. Ooo kalbimi çalan. Hadi duralım. Ben bu duraktan nefret ediyorum. Allah beni bir daha buraya düşürmesin mümkün mü? Düşürürüm kendisi de. Ama tramvay mı burası mı? Burası tabii. Kanka, tramvay iğrençti. Hayır en başa gideceğim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Ben buraya bir tane Discord sunucusu kurmuştum. Buraya katılabilirsiniz. Çünkü yazın burayı geliştirmeyi düşünüyorum. Beraber interaktif bir topluluk olacağız. Onun haricinde de bazı LinkedIn hesaplarımız var. Burası arkadaşlar. Burayı takip edin. Buranın admininin biriyim. Bakın. Beni de takip edebilirsiniz. Bağlantı kurabiliriz. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.